Efendim hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Bugün saray helvası yapacağım. Son derece kolay ama acayip lezzetli bir helva. Biraz böyle pişmaniye tadında. Kastamonu'nun çekme helvasına benzeyen bir helva. Helvanın ilginç de bir öyküsü var, biraz daha bahsedeceğim. Aslında Türk mutfağında helvanın adı halvadır ve Selçuklulardan Osmanlılara, Osmanlılardan günümüze kadar gelmiş harika lezzetlerden bir tanesi. Bir sürü helva çeşidi var. Güllabiye, sabuniye, irmik helvası, un helvası, helvayı hakani. Şu anda ilk aklıma geliverenler, bunlardan bir tanesini yapacağım şimdi. Malzememiz şöyle: 125 gram tereyağı veya margarin demek istemiyorum. Margarin yerine sıvı yağ kullanabilirsiniz. 1,5 çay bardağı kadar sıvı yağ kullanabilirsiniz. 2,5 su bardağı, klasik su bardağından söz ediyorum, unumuz var. Vanilya kullanacağım. Arzuya göre kullanmayabilirsiniz vanilya. Aslına bakarsan sadece 3 malzemeyle yapılabilen bir helva. Pudra şekerimiz var, 1,5 su bardağı kadar. Siz damak tadınıza göre biraz daha arttırabilirsiniz. Ben çok yoğun tatlı sevmiyorum açıkçası. Şimdi yapımına bir başlayalım. Öncelikle ateşimizi yaktık ve yağımızı ilave ederek erimesini bekleyeceğiz. Osmanlılar zamanından önce Selçuklulardan biliniyordu helva. Hatta helva sohbetleri olurmuş efendim. Helva sohbetleri diye bilinen, uzun kış gecelerindeki sohbetlerde yapılan helvaların günümüze kadar gelmiş olması gerçekten çok güzel. Evet, Türk mutfağının en demirbaş lezzetlerinden helvalar. Onlardan bir tanesi bugün. Tabii ki günümüze gelene kadar mutlaka malzemelerde, yapılışında ufak tefek değişiklikler olmuştur. Burada unumuz var, 2,5 su bardağı kadar. Şimdi biraz kavuracağım ama un helvasında olduğu gibi çok uzun süre değil. Biraz böyle içindeki yağ unla iyice buluşup adeta iyice özleşene kadar kavurmayı sürdüreceğim. Tabii bunu mutlaka ağır ateşte yapmak gerekiyor. Bu arada helvadan söz etmişken, helva M.Ö. 3000 yıllarına kadar dayanan bir tarihi geçmişe sahip ve Mezopotamya'dan doğuya, batıya doğru yayılmış. Hatta öyle ki Balkanlarda bile helva var, çok eski tarihlerde. İbranice'de helva, Arap toplumlarında ise tatlı ekmek, tatlı yemek anlamına gelen halva diye anılmış. Her lisanda helva ve benzeri isimlerle anılmaya devam etmiş. Bizim toplumumuzda da hem özel günlerin, hem doğumların, hem ölümlerin, yani neşenin, sevincin, üzüntünün bir arada olduğu zamanlarda bile helva yapılmış. Çok fazla değil, ara ara böyle unun topaklanmasını önlemek için karıştırmayı sürdürerek uzun süre kavurmayacağım. Onun için çok pratik bir tatlı bu. O kadar pratik ki sadece bir 10-15 dakikanızı alacak kadar dar vakitlerde özellikle düşünebileceğiniz bir tatlı. Biraz daha kavurduktan sonra artık pudra şekeriyle buluşturacağım. Bu arada evde pudra şekeriniz yoksa bildiğiniz normal şekeri blender yardımıyla pudra şekeri haline getirebilirsiniz. Arada bir irmik helvası, un helvası hepimiz yapıyoruz. Gerçi bu helva da biraz un helvasına benzetmiş olabilirsiniz. Aslına bakarsanız pişmaniye tadında dedim az önce. Fakat pişmaniye tabii daha tel tel olan bir helva çeşididir. Helva diyorum, alıştırılmış helvalar gibi değil tabii pişmaniye. Evet, bu kadar kavrulması yeterli. Ateşi kapatıyorum. Şimdi biraz soğuğa yakın ılıklıkta ılımasını bekleyeceğim.
Demiştim ya, çekme helva benzeri bir helva olacak bu. Aslında pişmaniye bu helvanın tel tel olmuş hali. Rivayet olur ki İran'da bulunan tatlı peşman adıyla anılmaya başlamış. Fakat sonra halk dilinde değişmiş. Ama başka bir rivayet de şöyle ki, benim o rivayet çok hoşuma gitmişti. İzmit'te bir tatlıcı var. Çok eski yıllarda. Yaptığı tatlılar çok çok meşhur. İnsanlar onun dükkanının önünde kuyruklar oluşturuyorlar. Hatta bu İpek Yolu tüccarları, biliyorsunuz tarihte meşhur İpek Yolu. O tarihlerde bile onun önünde, dükkanının önünde kuyruklar oluşuyor. Tatlıcının bir sevdiği var. Şişman bir hanımefendi. Bu tatlının adını, yani pişmaniyenin adını şişmaniye koymuş. Bu tatlı şişmaniye olarak, pişmaniye tatlısı şişmaniye olarak ünlenmiş. Aradan bir vakit geçmiş, evlenmişler. Fakat şişmaniye hanımefendi bayağı kıskanç bir hanımmış. Ve beyefendinin burnundan gelmiş evliliği. Bir süre sonra ayrılmak zorunda kalmışlar. Ve beyefendi şişmaniye tatlısının adını pişmaniye olarak değiştirmiş. Tabii bu bir rivayet. Doğruluk derecesini açıkçası biz de bilmiyoruz ama bir başka rivayete göre de pişmaniye tatlısını yapan usta aslında Kastamonu'nun tatlısıdır çekme helva. O usta İzmit'e geliyor ve Hayrettin Usta'ydı sanırım, Allah rahmet eylesin. Pişmaniye tatlısını o icat ediyor, çekme helvayı o icat ediyor diye de bir rivayet var. Evet, biraz daha ılımasını bekledikten sonra artık pudra şekerini ilave edip karıştıracağım. Bakın, çok un helvasındaki gibi koyu bir renk alana kadar kavurmadım. Böyle oldukça açık, çok açık hatta kakao rengi alana kadar, yani kakao rengi de denmez buna aslında ama ne rengi diyelim mesela, leblebi rengi diyelim, alana kadar kavurduk. İçine hiç su girmeyen bir helva bu. Hani un helvasına benzese de un helvasında mutlaka su vardır şekerle birlikte. Bu helvada su yok. Şimdi artık pudra şekerini ilave edebilirim. 1,5 su bardağı pudra şekerini ekledim ve iyice karıştırıyorum. Ben vanilya da kullanıyorum. 1 paket vanilya, şeker, pudra şekeri iyice un ile karışana kadar. Bu işlemi elinizle de yapabilirsiniz ama elinizin dayanabileceği sıcaklığa gelene kadar soğutmanız lazım. Evet, şimdi benim böyle bir kalıbım var. Evde böyle bir kalıbınız yoksa hiç problem yok. Elinizle şekil verebilirsiniz, kaşıkla şekil verebilirsiniz. Böyle bir kalıbın ortasına ben biraz toz fıstık koyacağım ama şart değil. Tabii ki hiçbir şey koymadan da yapabilirsiniz. Helvayı iyice bastırmanız gerekiyor. Tel tel olmadığı halde pişmaniyeyi andıran helva bugün pişmaniyeden çok söz ettirdi bize. Benim çocukluğumda rahmetli babam misafiri çok severdi. Annem de öyle, herkese Allah uzun ömür versin. Annemle teyzem, anneannem mutfağa geçerlerdi. Böyle pişmaniye yaparlardı. Ev usulü pişmaniye, belki bilirsiniz. Böyle bir onun ağdası vardır. Ağdası yapılır, böyle halka şekline getirilir. Sonra kavrulmuş unun içinde o halka birkaç kişi tarafından çevrilir. Çevrile çevrile çok uzun bir uğraştan sonra tel tel pişmaniye haline gelirdi. Allah rahmet eylesin. Hala bu şekilde pişmaniye yapanlar var mıdır evlerde bilmiyorum ama Anadolu'nun bazı yörelerinde bu şekilde evde yapılan pişmaniye
Özellikle böyle uzun kış aylarında, akşam oturmalarında yapıla gelirdi. Şimdilerde tahmin ediyorum unutulmuştur. Artık biraz pişmaniye Kocaeli tatlısı gibi biliniyor. İzmit Kocaeli tatlısı gibi. Ve artık tabii makineler tarafından yapılıyor. Evet, helvamız hazır. Tabii bu hepsi değil helvamızın, bir kısmı. Burada sizlerin görmesi için süsledim, hazırladım. Bir bu kadar daha var tavamızda. Onları daha sonra ikram etmek üzere bekletiyoruz. Yeniden görüşmeyi diliyoruz efendim. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın. Hayırlı iftarlar.